hanımefendi, Sayın Konya İl Müftümüz, Sayın Doçent Doktor Ali Ögün, kıymetli İl Müftü Yardımcılarımız, değerli ilçe müftülerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve bugün bu programın hazırlanmasına vesile olan kıymetli yavrularımızın sevgili anne ve babaları, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hani kalu belada ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Rabbimiz bize sorduğunda bütün ruhların evet diyerek denine cevap verdiği günü hatırlayarak son dönüşün, mutlak dönüşün kendisine olan yüce Rabbimizi düşünerek kulun bu dünyada ne için yaşayabildiğini hatırlayabilmesidir aslında vefa. Kulun dünyada yaşama şeklidir. İcra, hayatı icra şeklidir Rabbine olan vefası. Ve en büyük vefa Rabbimize olan vefadır. Biz Rabbimize olan vefayı ona evet dediğimiz günü her daim aklımızda tutarsa tek tek neye, kime, hangi söze, hangi şahsa vefa duyacağız diye düşünmemek gerek. Rabbim cümlemizi Rabbimize verdiğimiz o sözü son nefesimize kadar tutabilenlerden eylesin. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Bugün çocukça bir vefa göstereceğiz. Şimdi önce İstiklal Marşımızı okuyacağız. Akabinden 4-6 yaşlarımızda Kur'an kursu eğitimini almış, bugün hafız ehoprolesini kazanan kıymetli yavrumuzun açılış Kur'an'ını dinleyeceğiz. Akabinde protokol konuşmalarımız var Sayın Ali Ögü hocamız ve hanımefendi. Peki, konuşmalarından sonra çocuklarımız sunumlarını gerçekleştirecekler. Meram Müftülüğü'nde 6 sene önce 4-6 yaş eğitimini almış. Şimdi Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Projesi'nde hafızlığına başlayan Eymen Atiker'i rahlemizin başına davet ediyoruz. Yeah.
Konuşmalarını yapmak için Konya İl Müftümüz Doçent Doktor Ali Ergin Hocamızı sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendi, hanımefendiler, ilçe müftülerimiz, müftü yardımcılarımız, bu kursta görev alan hoca hanımlar, evlatlarını emanet eden anneler, babalar ve yavrularımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel günde mutluluğumuza şahit oldunuz, paylaşıyorsunuz. En kalbi şükranlarımı sunuyorum efendim. Tabii gün Peygamberimizin günü aleyhissalatü vesselam. Bizim Peygamber Efendimizin doğumuna ait yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesini de burada icra edeceğiz. Konya'mızda elhamdülillah o kadar çok program yapılıyor ki, Türkiye'mizde öyle ama Konya'mız ayrı bir faaliyet. Müftülüklerimiz bu faaliyetlerin içerisinde, valiliğimizin başkanlığında, belediyelerimiz destek veriyor, okullarımız, milli eğitim, anneler, babalar, veliler, bakın işi gücü olan herkes burada. Dolayısıyla Efendimiz'e olan sevgimizin ispatı bir şekilde de böyle yapılıyor. Bu da bir vefa. Vefanın bu sene tema olarak seçilmesi de çok anlamlı. Bizler dünyanın en nezaketli peygamberin ümmeti olarak en nezaketli insanlar olmalıyız. En vefalı insanı olan peygamberin ümmeti olarak en vefalı insanlar olmalıyız. Böyle olduğumuzda Efendimiz'e vazifemizi icra etmiş oluruz. Vefamızı göstermiş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefa ile ilgili, yani sözünde durma demektir vefa, sadakat demektir, bir şeyi tamamına erdirmek demektir, sevgide süreklilik demektir, vefa iyilikleri gündemde tutmak demektir. Bir iyilik görüyorsunuz, onu daima hatırda tutuyorsanız işte vefa bu demektir. Unutmamak demektir. Birisine vefasız dediğinizde çok kötüdür, olumsuz bir anlam yüklemiş olursunuz. Ama çok vefalı bir insan dediğinizde de ona çok büyük bir değer katmış olursunuz. Dolayısıyla vefa kavramı, kıymetli dostlar, misafirler, son derece önemli. Peygamberimizin sünneti, bir Müslümanın şiarı. Kur'an-ı Kerim'de وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا diye buyruluyor. O Müslümanlar ahitlerini yerine getiren kimseler. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan söz birbirimizle olan ilişkilerimize varıncaya kadar önemli. Ama hepimizin de Rabbimize verdiği bir söz var. Enes Bezmi'de verdiğimiz bir söz. Kulluk sözü. Oradan başlayarak dikey yaratıcımızla olan vefamız yatay boyutta da bütün insanla, çevreyle, kainatla ve mahlukatla olan vefaya kadar yansımalı. Biz Müslümanlar olarak, İman sahipleri olarak, Peygamber Efendimiz'in yolundan giden insanlar olarak vefalı olmak durumundayız. Bir iki örnek verip bitireceğim, çok uzatmayacağım. Ama madem ki ondan konuşuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbine karşı vefalıydı. Çok ibadet eder ve derdi ki Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Demek ki vefanın birinci boyutu ibadetse aynı zamanda şükürdür ibadet. Verilen nimetlere şükür. Rabbimizin verdiği nimetler iyilikleri takdir etmekti ya hani vefa. O iyiliklere biz Rabbimize hediye verecek değiliz ama Rabbimize namazımızla, orucumuzla, insanlara yaptığımız iyilikle,
hayır kuruluşlarını desteklememizle, güzel işler yapmakla bunu ödemiş oluyoruz. Bir şekilde. Bundan dolayı da şükür, nimetlere verilen şükür en büyük vefadır. Dolayısıyla biz her yemekten sonra elhamdülillah dediğimizde, bir başımıza güzel bir şey geldiğinde ya Rabbi sana hamd ediyorum dediğimizde bu vefamızı göstermiş oluyoruz. Ama aynı zamanda bunu namaz kılarak da gösteriyoruz. İyilik yaparak da gösteriyoruz. Bu son derece önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbine karşı olan vefası ibadetle, şükürle oluyordu. İnsanlara karşı olan vefası da sözünü yerine getirmekle oluyordu. Bir gün bir gence söz verdi. Vaatleştikleri saatte yok. Ertesi gün aynı saatte gidiyor, yine yok. Üçüncü gün gidiyor, yine yok. Sonra karşılaşınca o genç soruyor. Peygamber Efendimiz konuşuyorlar. Ne oldu yani? Çok mu yordun sizi, çok mu üzdün? Beni biraz yordun diyor. Ama Efendimiz tutmuş, sözünü tutmuş. Bizim Müslümanlık adına yapabileceğimiz en önemli işlerden bir tanesi insanlara Müslümanlığı iyi temsil ederek göstermek. Bu da Peygamberimize karşı vefamız. Niçin? Çünkü beni temsil edin diyor. Size iki emanet bıraktım. Buna güzel sarılın buyuruyor. İşte bugün yapacağımız program, bu 4-6 yaş Kur'an kursundaki çocuklarımız, kreşlerdeki çocuklarımız bunu ispat ediyorlar. Onun için sevinçliyiz. Hepimizin kalbi çırpınıyor şimdi. Merak ediyoruz acaba ne yapacaklar, nasıl hareket edecekler diye. Çok önemli. Efendimiz hanımlara karşı, hani hanımlar ağırlıklı olduğu için oradan bir örnek vereyim, bitireyim. Çok vefalıydı. Özellikle ilk eşi olan Hazreti Hatice annemizi çok titayişle anardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle demişti. Ey Hatice, ben fakirdim, senin yanında Allah beni zenginleştirdi. Nira da ilk emri alınca korkmuştu Efendimiz, çekinmişti. Eve gelip beni örtün dediğinde Hazreti Hatice annemiz ona dedi ki korkma, endişe etme. Allah seni mahzun edecek değildir. Sen iyi bir insansın. Komşularına ikram edersin. İnsanlara yardımcı olursun. Yalan söylemezsin. Ve oradaki o teslimliği ve imanı bizim bugünlere gelmemizi sağladı. Onun için Hazreti Hatice annemize ilk desteği veren insan olduğu için vefalı olmak zorundayız. Hazreti Ali'ye ilk inanan genç ve çocuk olduğu için vefalı olmalıyız. Herkese, hepsine. Ama biz vatanımıza vefalı olmalıyız, devletimize vefalı olmalıyız, şehrimize vefalı olmalıyız, evimize vefalı olmalıyız. Bizim her şeyimize şahit oluyor. Gidiyoruz mutluluğumuza, üzüntümüze, eşlerimize şahit oluyoruz, vefalı olmalıyız. Birbirimize vefalı olmalıyız. Birbirimize vefamızın göstergesi de riyaben, haberimiz olmadan haklarımızı savunmak ve dua etmekten ibaret. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eskiler şöyle dua ederdi efendim. Adım başı hac ve umre sevabı versin. Adım başı hac ve umre sevabı alın. Bu minik yavrularımızı yetiştiren hocalarımıza hasaten teşekkür ediyorum. Bedir Kur'an kursunun yöneticilerine, inşa edenlerine teşekkür ediyorum. Karatay müftülüğümüz burada. İdaresinde görev alıyorlar. Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Müftü yardımcılarımız, Meram Selçuklu müftülerimiz burada. İşleri çok yoğun ama geldiler buraya. Niçin? Bu önemli bir program diye teşekkür ediyorum. Betül Hanım'a teşekkür ediyorum. Eğitimden sorumlu müftü yardımcımız. Bizi bir araya getiriyor. Değerli dostlarla bir araya getiriyor. Sizlerle bir araya getiriyor. İnşallah Konya müftülüğü olarak eğitim faaliyetlerimiz hızla devam edecek. Şu müjdeyi vereyim sadece. Yine bu minik yavrularımızdan nasıl ki vefa gibi bir kavramı bugün gündeme getirdilerse, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Mehmet Akif gibi değerlerimizi de şimdi çalıştırmaya başladık. Onların şiirleri, onların hikmetli sözleri, onların hayatından enstantaneleri de inşallah böyle bu platformlarda bize halisane, samimi bir şekilde sunacaklar. Hep beraber olmak dileğiyle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Kıymetli hocamıza içten, samimi, bizden olan bu konuşması için teşekkür ediyorum.
Programın içeriğiyle alakalı küçük bir bilgi vereyim. İl Müftülüğümüz adına biz bu programı Karatay İlçe Müftülüğündeki kurslarımız, Meram ilçesindeki Kur'an kurslarımız ve Selçuklu Kur'an Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarımızla beraber pandemi şartlarında yapmaya çalıştık. Çoğu zaman 2-3 öğrencimiz hasta oldu, gelemedi, karantinaya girenler oldu. Ama elhamdülillah azmettik ve bugün ilk gösterilerini bakalım size kimler sunacak. Gerçek oldu annesinin rüyası, İbrahim'in duası. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetin göz nuru Habibi zişan doğdu. Hoş geldin ey ledün ilminin sultanı, ey cihanın padişahı. Kur'an'ın sırrı irfan ehlinin şanı. Hoş geldin ey nebi, alemlere rahmet geldin diyorlar ve Karatay İlçe Müftülüğü Fatih Sultan Mehmet Kız Kur'an Kursu'nun minikleri size şimdi gösterilerini sunacaklar. Güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.
efendim. Bir ismin de Muhammed, bir ismin Ahmet efendim. Bir ismin de Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük peygamberimiz kendisini dinlemek için mescide gelen o çocuğu gelememiş. Bir hüzüntüsü olduğunu anlamış. Derken çocuğun kapısı çalınmış. Gelen peygamberimizmiş. Çocuğun yüzüne gülümsemiş. Kurşun ölmüş, başın sağ olsun demiş. Allah'ım, peygamberimizin hayatta olduğu zamanda yaşamıyorum. Ama o çocuk kadar seviyorum onu. Dualarımı kabul et Allah'ım. Sevgili peygamberimle cennet bahçelerinde buluşalım. O kapına gelmesin. Ben onun kapısını çalayım. Daha güçlü alkışlar istiyoruz. Harikasınız çocuklar. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sıra Meram Müftülüğümüze bağlı Gökkuşağı 4-6 yaş Kur'an kursumuzda. Demiş ki Gökkuşağı Kur'an kursu, metinlerini de kendileri hazırladılar. Toprağın sinesinde insan denilen bir canım, hem düşünür hem severim, bulur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Biz birliği ve beraberliği, kardeşliği, vatan sevgisini doğan güneşten öğrendik. Sarıkamış'ta gencecik neferler kar altında son nefeslerini bu vatan sevgisinin imanıyla verdiler. Sarıkamış gösterileriyle Gökkuşağı Kur'an kursumuz huzurlarınızda. Alkışlarınızı bekliyoruz.
Peki ya biz?
edildi. Peki ya biz? Benim peygamberim çok merhametliydi. Hiç kimseye eziyet etmez, zarar da vermezdi. Peki ya? Benim peygamberim çiftli ağaçta çok güzel. Ağaçtan asla kesilmez, yakılmasına asla sınırdı. Peki ya biz? Hatice Hatun Kur'an kursunun çalışkan arılar sınıfınızı
güçlü bir alkışla sahneye davet ediyor. Allah'ım.
yanında yürüyordun. Nekleri olanın küçük kızlar seni görünce kavuştu. Sen ne yapacaksın? Bilemediler. Ya. Beni seviyor musunuz diye onlara sormuştum onları. Seni çok seviyoruz ya Resulullah demişlerdi. Biz seni görmeden sevdik ya Resulullah. Nasıl? Meryem'in kudreti eseri. Hatice Hatun Kur'an kursumuza, kıymetli hocamıza ve öğrencilerimize, hasreten tüm annelerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınızda kendi öğrencilerim var. Meram'a bağlı farklı Kur'an kurslarında görev yaptığım ve ilk açılış Kur'an'ı okuyan öğrencim 6 sene önce benim öğrencimdi. Şimdi de 4 ve 5 sene önceki öğrencilerim bize bir vefa örneği gösterdiler. 4-5 yaşlarında okudukları şiirleri bugün sizin için tekrar icra edecekler, okuyacaklar. Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim, yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler, gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına diyecekler. Fatma Betül Özoğlu ve Hatice Zümra İlimleri şiirlerini Kaplani'nin bu güzel Kudüs şiirini okumak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlıyoruz. Yaşayacaklarına gönülden inanıyorum. Onları yetiştiren anne ve babalarına da teşekkür ediyorum. Hadi çıkalım. Evet, şimdi ta arşa çıkar gece aşıkların ahı, medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim.
aşkınla bu hurdan gibi tütmekte bu kalbin, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim diyecek. Zeynep'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şimdi ilkokul 4. sınıfta Zeynep'imiz. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya diyecek. İsmail Sezer, Emirhan Er ve şiirini video olarak gönderen karantinada olduğu için İbrahim Enes Koyuncumuz okuyacak. Alkışlarınızla Sakarya şiirini okuyacak gençlerimiz sahneye davet ediyorum. Dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki
Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüge hamal. Almanlık ki sonunda nerit bevar minemal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık affeden vatandan arkadaştan. Şimdi dönüm Sakarya, düğünme vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski neşleri an. Hani Yunus Emre'ki kıyımda geziyordu? Hani ardında çift çift rübbeler serpen ordu? Nerede kardeşlerin cömert değil yeşil tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir! Bütün bunlar sendedir. Bu girişti bilmeceler. Kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş. Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çarptık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürendeşler, sizi kim diriltecek? Kaftarın aslına belki çeker bir kıl. Bu üçten sualin kılın çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum andırmın. Divanes ikimiz kaldık Allah yolundan. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan bıçağın ortanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma! Böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Programımızın nihayetine gelmişken kıymetli il müftü yardımcımız Betül Hocam'a hem çocukların armağanlarını takdim etmek hem son kapanış konuşmasını yapmak için huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim burada bizi yalnız bırakmayan başta hanımefendi olmak üzere çok kıymetli misafirlerimize, ailelerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bugün hem duygulu anlar yaşadık, çocuklarımıza da ayrıca müteşekkiriz. Hem güldürüp hem ağlatmayı herhalde çocuklardan daha fazla başarabilen bir kesim yok. Ümit ediyoruz ki her birimiz milli manevi değerlerine sahip hem dinimizi hem de milletimizi, ülkemizi çok daha ileriye taşıyacak nesiller sizlere ve bizlere emanet olarak duruyor. Ve bu emaneti en güzel şekilde ileriye taşıyabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin diyorum. Ve burada çok üstün gayretleriyle hocalarımızın biliyorum nasıl çalıştıklarını arka planda bu ana getirdikleri için ben ayrıca teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum onlarla, çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle. İnşallah daha güzel programlarda sizlerinle beraber, sizlerin desteğiyle daha güzel programlar icra edeceğimizi inanıyorum. Ben hemen küçük bir hediye, bu programa dahil olan 75 öğrencimiz nasip olursa küçük yavrularımız, Kur'an-ı Kerim'e geçecekler ilerleyen dönemlerde ve biz de il müftülüğümüz olarak çocuklarımıza şimdiden o Kur'an-ı Kerimleri hediye etmeyi uygun gördük. Buradaki delikanlılarımız tabii ve hanımefendiler şu an öğrendiler. Serap Hocam'ın öğrencileriydi ama onlara da yine de ileriki dönemlerde okumaları için minik birer Kur'an-ı Kerim hediyesi sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler çocuklar. Bu Kur'an kursunda bizleri misafir eden, iki gündür bizlerle ilgilenen kıymetli idarecimiz Arzu Hocam'a, belletmen öğretmenlerimizi, dernek yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Şahsım, öğretmen arkadaşlarım ve sizler adına tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.